internet bağlantısı kopuyordu. Bizim evimizin yakınında bir tane dağa çıktım. Tepeye çıktım. Orada internet çekiyordu. Orada derse girmeye başladım. Arada sırada bağlantı sorunu oluyordu. Bir keresinde İngilizceye giremedim mesela. Okuma yazmayı bilgisayarın başında öğrendim. Başka ne yapabilirim ki? Resim çizdim, gezdim, kuduralara baktım. Okul daha eğlenceli. Tabii yüz yüze eğitim kadar şey olmuyor. Okulumu çok özledim. İnşallah korona biterse Iğdır'da memleketime gelip orada da arkadaşlarımla gezip kozacağım. Ödemelerimizi beraber yakacağız. Beraber yoldaş olacağız. Beraber aynı yola gideceğiz. Beraber sınırlarımızı beraber paylaşacağız. Ve öğretmenime şöyle diyeceğim. Öğretmenim 100.000 sayfa verin. Ödev olarak. Sonuçta özledim. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hepimizin sağlığı ve güzel günlere erişebilmesi için aldığımız bir kararla biliyorsunuz okullarımızı bir süreliğine kapattık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri. Milli Eğitim Bakanlığı bu kararı verdiğinde, bu kararı duyurduğunda yaklaşık 18 milyon öğrenci okul öncesi de dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle beraber bir de 1 milyon öğretmen hep beraber ilk defa hayatımızda bu kadar yoğun olarak uzaktan eğitim ile tanıştık. Bu sayılara baktığımız zaman 1 milyon 600 bin öğrenci okulla ilk defa tanışan, ilk defa ailelerinden uzaklaşıp kurallı ortamlara giren anaokul öğrencileriydi. O yıl içerisinde 1 milyon 600 bin öğrenci 8. sınıftan mezun oldu. YKS'ye başvuran öğrenci sayısı ise 2 milyon 300 bindi mezunlarla beraber. 2020'ye baktığımız zaman pandemi gölgesine sınava giren öğrenciler yine pandemi gölgesinde tercihler yapıp ortalama 900 bin tanesi yüksek öğretime ilk adımlarını attılar. Dolayısıyla baktığımızda epey büyük bir geniş kitleyi aileleri de düşündüğümüzde doğrudan etkilemiş oldu. Tabii çok enteresan bir süreç oldu gerçekten. Bir krizle başa çıkma meselesi yaşadık. Pandeminin ilk günlerinde eğitim öğretim ne olacak, devam edecek mi, uzaktan ne olacak, kapanacak mıyız, açılacak mıyız? Bu soru işaretleri herkesin kafasında dolaşırken önce tamamen uzaktan, sonra hibrit modelin benimsenmesiyle pandeminin devamı ile birlikte yani hem uzaktan hem yüz yüze hem de canlı çevrimiçi dersler yapılması suretiyle eğitim devam ettirilmeye çalıştı. Tabii eğitimin bu noktada devam ettirilmesi çok önemliydi. Çok farklı bir ortamdı, yani stres basmıştı ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. Önümüzdeki sene sınava hazırlanacaktık ve hani korktuk aslında hepimiz birazcık. Beni en çok zorlayan olay okula gidememek ve o bilgisayarın başında o dersleri takip etmek, odamı toplamak birazcık zordu. Bütün öğretmenlerimiz çabalasa da aslında bir noktadan sonra koptuğumu fark ediyordum. Tamamen online'a yönelik aktiviteler yapmak, öğrencileri online motive edebilmek, bunlar bambaşka bir sınıf ortamından çok farklı bir tecrübe. Tüm dünya genelinde çok hızlı bir şekilde dijital dönüşüm sürecine girdik ve dijital dönüşüm sürecinde 1-2 hafta içerisinde uzaktan eğitime giriş yaptık ve bu bir yolculuktu aslında bizim için. O
keşif yolculuğu sonrasında aslında başka arayışlar halinde olmamızı da tetikledi. Çünkü bir yerden sonra artık rutin, sıkıcı, motomot bir hale gelen o eğitim ortamını renklendirmemiz gerekiyordu. Yukarıda yapacağız. Evet, buradayım diyenler el kaldırsın. Mesela birkaç derste öğretmenlerimiz uygulamalı, yani böyle özel projeler hazırlayarak bizim daha kolay anlamamızı sağlıyorlar. İşte mini oyunlar yapıyorlar, işte yarışmalar düzenliyorlar. Böylece bu konuda daha iyi aklımızda tutabiliyoruz ve hem de eğlenmiş oluyoruz. Bu resimdeki oyuncak... Abla ekran dondu, gelsene. Abla. Sevgili 11A, neden kameralarınız kapalı bakalım? Daha rahat oluyor kamera kapalı olunca şimdi. Peki Ceyda'cığım. Deniz, hadi online ders. Ya istemiyorum. Aslında tamamen yeni bir sisteme adapte olduk diyebilirim. Tabii ki bir öğretmeni en çok etkileyen de ne olabilir? İşte öğrencileriyle birebir yüz yüze gelmemek. Başlarda çok zorlanıyorduk, alışamadık. Bazen dersleri kaçırıyorduk. Arada sırada bağlantı sorunu oluyordu. Bir keresinde İngilizceye giremedim mesela. Bazen tam çekiyordu, giriyordum derse ama bazen giremiyordum. Hocama sonradan yazıyordum, hani hocam giremedim, kusura bakmayın, çekmiyordu diye. İlk bağlantımız yok, bağlantı sonunu yaşıyorduk. Bağlantımız kopuk geliyordu ama ondan sonraki dönemde kopmadı yani. Tabii onlar için de hiç kolay bir şey değil. Bir gün sabah kalkıyorlar ve okula gitmemeye başlıyorlar. Ve çocukların kimisi mezun oldu, online mezuniyet törenleri yaptık. Uzaktan törenler yaptık. Onun daha canlı hissedilmesi için örneğin biz üniversite olarak cübbelerini adreslerine gönderdik, keplerini adreslerine gönderdik. Ben pandemi dönemi mezunlarından olacağım. Çünkü 3. sınıfın yarısından itibaren online eğitime geçtik. Online kep atanlardan olacağım aslında bakarsanız. Teorik bilgi olarak eksik kaldığımı düşünmüyorum. Sadece pratik bilgim biraz eksik kaldı. Bu durum beni biraz üstte de yine de mezun olduğum için mutluyum. Doğma büyüme Mardin'de yaşamaktayım. Ailem de Mardin'de yaşamakta. Pandemi döneminde yurda yerleştim ve bu yurt bana geniş imkanlar sağladı. Hem güvenlik açısından, pandemiden dolayı güvenlik açısından bana geniş imkanlar sağladı. Hem de okula çalışma fırsatı buldum. Hem derslere girebiliyorum hem de aynı zamanda okulda çalışarak kazanç elde edebiliyorum. Her pandemi dönemi öğrencisi gibi okuldan uzak bir şekilde mezuniyet törenimiz olmadı. Benden ziyade ailem için daha buruk bir dönem oldu. Çünkü beni mezun bir şekilde mezuniyet töreninde görmek isterlerdi. Bu bizim için buruk bir dönem oldu açıkçası. Mezuniyet sonrasında ise okulumuzun imkanları dahilinde ben de burada çalışmaya başladım. Ve okuldaki gördüğüm teorik bilgileri ben burada kamera asistanı olarak çalışarak uygulamaya başladım. Gerek kurulmuş stüdyolar, gerek işte dış mekanlarda yapılan çekimler vesaire uzaktan eğitim alanında önemli bir atılım olduğunu gösterdi. Eksikler yok mu? Elbette var. Hiçbir sistem mükemmel değildir. Hala eğitimden yeteri kadar istifade edemeyen kesimler olabilir. Ama önemli olan bu veriyi bilmek, bunun farkında olmak ve buna uygun çözümleri hızlıca üretmeye çalışmak. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesi konusunda odak noktamız bence eğitimde fırsat eşitliği olmalı. Çünkü uzaktan eğitim sürecinde bu olanaklara sahip olamayan veya özel gereksinime olan dezavantajlı grupta olan çocuklar bu süreçten çok ciddi düzeyde etkilendiler. Evimizde internet bağlantısı kopuyordu. Bizim evimizin yakınında bir tane dağa çıktım, tepeye çıktım. Orada internet çekiyordu. Orada derse girmeye başladım. Önceden online dersler başlamadan önce çok anlamıyordum bilgisayardan falan. Sonra online ders başladı, çok fazla bilgisayarla yapmaya başladım. Disk okumaya başladım.
bardağın hem dolu hem boş tarafını görmekte fayda var. Dolu tarafının çok olduğunu görmek bize ayrıca mutluluk veriyor. Eğitimde hem fırsat eşitliğini zedelemeden hem de en gelişmiş içeriği kullanıcıya ulaştırma noktasında kararlı olduk. Online eğitim sürecinde bir sürü etkinlikler yaptık. Resim çizdim, gezdim, kuculara baktım. Annem gül, babam gül çalışıyor, ben ders çalışıyorum burada. Annem gül zor işleri yapıyor, ben de kolay işleri yapıyorum. Resim çizdik, ödevlerimizi yaptık, koca sayfa gönderiyordu. Ödev gönderiyordu, biz de onu yaptık, hikaye okuduk. Ondan sonra dersimiz boş geçince ben hikaye okudum. Ödevlerimi yaptım, canlı derslere girdim. Benim bilgisayarım, tabletim yok. Televizyonda dersimi izledim. Öğretmenin attığı şifreyle bağlanıyorum. Öğretmen bir şifre yolladı, ona girdi. O zaman bilgisayarım yoktu. Dayım bana bilgisayar almıştı. Arada ben kendim yapıyorum, bağlanabiliyorum. Arada link geldiğinde abim yapıyor. Telefondan takip ettim. Evakimi de izliyorum. Derslerimin hepsine aksatmadan katılıyorum. Kimyasal tepkimelerde enerjinin ikinci kısmı olan bağ enerjilerine bakarak... Öğrencilerimiz tabii ki jenerasyon gereğince, yaşları gereğince teknolojiye çok daha alışık olduklarından kaynaklı bilgisayar, internet sistemleri bu işi nispeten öğrencilerle beraber daha kolay atlattık diyebilirim. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Thomas Edison kara tahtanın yerine ekranların alacağını ve içeriklerin de yani filmlerin de kitapların yerini alacağı öngörüsünde bulunmuştu. Günümüzde kullandığımız teknolojilerin, yapay zekanın ve dijital içeriklerin eğitimin içine bu denli girmesine çok şaşırmamak gerekir. Covid-19 bize çok şey fark ettirdi. Fark etmek aslında öğrenmek demek, çok şey öğrendik. Şimdi zil çaldığında okuldayken biliriz ki sınıfımıza gireriz. Diğer zil çaldığında teneffüse çıkarız. Şimdi okulda değiliz ve evdeyiz. Zil çalmıyor. Ders başladı. Şimdi derse kim yönlendirmeli? Dolayısıyla ebeveynler bir süre sonra bir rol karmaşası da yaşadılar. Hiç hazır olmadıkları bir öğretmenlik rolüne soyundular. Dolayısıyla evde anne babalar üzerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekliliği ortaya çıktı. Okuma yazmayı can derste okudum. Bilgisayarın başından kalkmadım, hep ders çalıştım. Hayatım böyle geçti. Sınıftaki arkadaşlarım. En çok ablam yardım ediyor. Babamla annem yardım etmek. Kardeşimle ben ilgileniyorum. Onun derslerine girmesini ben sağlıyorum. Bir yandan da kendi derslerim. Aslında bazı derslerimiz çok fazla çakıştı için ben onun dersleriyle ilgilenemiyorum. İkisi de bu süreçte uzaktan eğitim görüyor ve zorluklarını yaşıyoruz. Beraber eğitim olarak eğitiliyoruz. Onlar da bizi eğitiyor, biz onları eğitiyoruz. Çocuk okuma yazma söktü bu süreçte. Online ders üzerinden hiç biz beklemiyorduk yani bu kadar başarılı olmasını. Oğlum hevesle okula yazdırdık. Hevesle başladı. Bir ayı geçmedi, okullar kapandı. Yani ben aklımın ucundan geçmezdi ki oğlum bu şekil okumayı yazmayı sökecek yani. İlk başta tabii çok korkularımız vardı. Özellikle birinci sınıf okuma yazma dönemiydi ve biz açıkçası çok endişeliydik. Okup yani yazma durumunu yapamayacağını düşünüyorduk. Ama hiç de öyle umduğumuz gibi olmadı açıkçası. Annem babam kuaför. Gündüz olduğunda ben babamla ve annemle dükkanı açıyorum. Akşam da kapatıyorum. Sonra eve gidiyoruz. Bütün derslerime buradan bağlanıyorum. İlk önce geliyorum, açıyorum dükkanı yani gördüğünüz gibi. Bazenleri burada kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra derslerime giriyorum. Toplam 8 ders, 8 saat. Bittikten sonra ödevlerimi yapıyorum. Akşam eve gidiyoruz, bu kadar. Çok az geçiyor yani. Derslerim var, hep annemle yani dükkana geliyorum. Bazen derslere girerken kardeşime de yardım etmem gerekiyor. Yani öyle oluyor bazenleri. Ellerimizi ne yapıyoruz? Yeah. Bekliyoruz değil mi? Evet.
yorucu bir zaman dilimi geçti bizim için. Ben aylarca aynı kıyafetlerle gittim geldim eczaneye. Neden derseniz de çünkü eve geliyorsunuz, o kıyafetler, çocuklara dokunmuyorsunuz, çocuk senin kucağına gelmek istiyor. Anneciğim bekle diyorsun, bir gidiyorsun, kıyafetlerin hemen o hemen banyoya atılıyor, yıkanıyor günlük ve sen gidiyorsun, duşunu alıyorsun, temizleniyorsun ve çocuklarına ancak o zaman dokunabiliyorsun. Öperken bile şüpheyle öpüyorsun. Acaba bugün bana bir şey geçti mi diye düşünüyorsun. Zor oldu bizim için. Sağlıkçılar olarak bizim tabii ki üstlendiğimiz görev çocukların annelerini, çocukların babalarını, çocukların dedelerini bir an evvel sağlıktan ulaştırıp hayatta kalmalarını sağlamak. Çocukların annelerinden babalarından ayrı kalmalarını engellemeye çalışmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ama bunu yaparken mecburen burada bir ikilem oluşuyor esasında. Kendi çocuklarımız belki bizimle vakit geçiremediği için veyahut da yeterince kaliteli iletişim kuramadığı için mutsuz oluyorlar. Ben bunun farkındayım. Ama geçici bir dönem. Yani inşallah bu dönemleri atlatacağız. Evet, başta biraz zorlandık yani o adapte olana kadar hem onlar hem biz. Ama sonra yine birebir ders yaptığımız için öğrenci hoca bir iş birliğinde bu işi kolaylaştırmanın yollarını buldu. Biraz kafalarımızı çalıştırdık. Herkes için ayrı şeyler, ayrı çözümler. Merhaba Yüngüncüm, nasılsın? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Evet, bugün ne çalıyorsun bana? Tabii ki müzikte birebir. Usta çırak ilişkisi, birebir ders, dokunmak, ton her şeyden önemlisi. Yani müzikte bunlar çok önemli. Tıpta da mesela hastaya karşıdan bakıp ne var? Yani dokunmak zorundasın, muayene etmek zorundasın. Tıpçılar bence daha da zor durumda. Ama onlar da çok altından kalktılar. Tıp fakülteleri için eğitim çok öncelikli bir hal biliyorsunuz. Çünkü özellikle bu Covid pandemisi süresince tıp eğitimi aksaklığa uğrar mı diye düşündük açıkçası. Bununla birlikte bunu bir avantaja da çevirme fırsatımız oldu. Öğrenciler sorumluluğu daha erken üstlerine aldılar. Yani bir an önce kliniğe geçerek hastanın sorumluluğunu aldılar. Ve tıpkı bizim birer yetişmiş doktor gibi yanımızda birebir asistanlığımızı yaparak öğrenmeye çalıştılar. Hastaya birebir dokunma fırsatları da oldu. Bunu bir açıdan da şöyle düşünebiliriz. Pandemi sürecini yaşamak bir tıp öğrencisi için önemli bir şey. Bu tıpkı Dünya Savaşı'nda bulunan bir askerin anılarını anlatması gibi düşünebiliriz bunu belki. Bu da bir savaş ve ciddi bir savaş. Tüm dünyayı etkileyen bir savaş. Ve bu pandemi süresince öğrenci olmak, öğrenciyken doktorluğu öğrenmek ve doktor olarak da yetişmeye çalışmak önemli bir deneyim. Arkadaşlar merhaba. Bugün böyle açık havada farklı bir yerdeyim ama hastamı getirdim hastaneye ve hızlı bir şekilde eğitimimizi bu şekilde yapacağız. Yani ders çalışmak zaten dünyanın en zor işi. Ve biz küçücük bireylerden hiç konsantrasyonlarının bozulmadan sabahtan akşama kadar onlara anlatılan her şeyi öğrenmelerini bekliyoruz. Ben gerçekten çok zor bir işin başarıldığını düşünüyorum. Gıpta ile izledim. Çünkü hakikaten çocuğu bir ekranda tutmak ve saatlerce tutmak çok zor bir şey. Uzaktan eğitimle iyi, yüz yüze eğitimle iyi ama uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutamaz bence. Okul daha eğlenceli. Okulda ders yapmak daha zevkli. Okulumu çok özledim. Açırsa arkadaşlarımı çok özledim. Onları oynayacağım. Arkadaşlarımla gezip tozacağım. İnşallah korona biterse Iğdır'da memleketime gelip orada da arkadaşlarımla gezip tozacağım. Ödevlerimizi beraber yapacağız. Beraber yoldaş olacağız. Beraber aynı yola gideceğiz. Beraber sınavlarımızı beraber paylaşacağız. Bir an önce okuluma kavuşmak istiyorum. Ben arkadaşlarımı çok özledim. Bir an önce açılmasını istiyorum. Ve öğretmenime şöyle diyeceğim. Öğretmenim 100 bin sayfa verdim. Ödev olarak. Sonuçta özledim. O kadar yani. Okula gidersen bütün ödevleri yaparım. O ekran ilişkiyi kesiyor. Ben sınıfı, derslikleri kutsal bir yer olarak görüyorum. Çünkü neden kutsal? Çünkü kişiler orada kendi yeteneklerini geliştiren bir yerdedirler. Hangi konudaysa. Yani kendinin geliştirdikleri bir yerde. Şimdi göz göze gelmek bambaşka bir şeydir. Yani bir şey öğrendiğini hissediyor ama
uzaktan ne kadar bunu görmek gerekiyor. Ben orada sınıfta görebiliyorum. Uzaktan göremiyorum. Arada ekran olunca göz göze gelemiyorsun. Herhangi bir şey gözleyemiyorsun orada. Çocuk da göremiyor. Benim mimiklerimi göremiyor. Bir şeyler görüyor ama arada ekran var. O sıcaklık yok. İnternetin işe yarayacak şeyleri vardır. Onlar da çok önemli. Ama her şey sınırları içinde kullanırsanız çok önemli oluyor. O sınırları aşınca, yani başka birinin yapması gereken şeyleri ona yüklersen işler karışıyor tabii. Eğitim insanları uğraştırmaktır. Bir şey yapmayı öğrenmeleri için onları uğraştırmaktır. Bir şeyi görmesine yardım edeceksin. Bir şey duruyor orada ama kendisinin görmesi gerekiyor. Ben söylersem ezbere kalır. Yaparak göstermek ve eylemle onu sınıfta sunmakla bir bilgisayar üzerinde, bir program üzerinde yazıp çizip anlatmak arasında dağlar kadar fark vardı. Dolayısıyla öğretmenlerimiz hemen yeniden teknolojiyi kullanarak programları ve müfredatları nasıl anlatabilecekleri konusunda da adapte oldular. Çok zor bir süreç ve bu süreci bence hepsi çok başarıyla geçti. Birlikte başardık aslına bakarsanız. Evet, birlikte başardık. Birlikte başardık diyebilirim. Başarılı olduğunu düşünüyoruz bu sürecin. Gerçekten mucize gibi bir şey. Ben bu mucizeyi başardığı için gerçekten bütün öğretmenlerimizi ve bütün eğitim kadrolarını gönülden kutluyorum. Biz anne babalar olarak onlara gerçekten çok şey borçluyuz bu dönemde. Öğretmenlerimizin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani biz kendi çocuğumuza sabredemezken onlar velilere ve çocuklara sabırla, anlayışla, tamam diyerekten okumayı yazmayı söktürdüler. Birlikte başardık. Birlikte başardık. Birlikte başardık. Öğrenci, veli, öğretmen olarak hep beraber başardık. Gelecekte okullar şu anda bildiğimiz okulların çok çok ötesine geçecek. Artık dört duvarı olan okullar değil, dünyaya kapıları olan okullar ön plana çıkacak. Uzaktan eğitimde kendi hikayemizi yazdığımız, hep birlikte başardığımız bu sürecin pek çok tamamlayıcısı var. Bunlar karar vericiler, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı gibi. Eğitim hizmetini sağlayan öğretmenler, öğretim üyeleri gibi. Ve bundan istifade edenler, öğrenciler. Ve tabii bu süreci kurgulama noktasında kendilerine önemli görevler düşen veliler. Bütün bunların Türk Yükseköğretim Sistemi'nde, COVID döneminde yaşanılan başarıda büyük emekleri var. Dolayısıyla bu gurur gerçekten hepimizin.